Merhaba evlatlarım, güzel çocuklarım. Ben Türkçe öğretmeni Haluk Seyit. Benim Hocam Yayınlarından çıkan LGS Taktiklerle Paragraf Soru Bankası kitabımızın çözümlerine devam ediyoruz. Taktik 23 uygulama sorularındayız. Taktik 23'te arkadaşlar biz neden bahsettik? Ulaşılabilir, ulaşılamaz soru köküne sahip soruları çözme yöntemlerinden bahsettik. Arkadaşlar burada özellikle kitabımızda bir örnek verdim. Eee Taktik sırasında bir örnek verdim. Örnek sorudan bahsetmiyorum. Taktikte bir örnek verdim. Bunu kesinlikle okumanızı dikkatle incelemenizi istiyorum. Çünkü esas mesele orada bitiyor. Kesinlikle. O verdiğim örnekte birçok şeyi artık anlamış olacaksınız. Bu arada farkındasınız her soru tipiyle alakalı daha doğrusu her taktikle ilgili onun kapsam alanı ile ilgili soru köklerini de veriyorum. Bu çok değerli arkadaşlar. Yani karşınıza gelme ihtimali olan soru köklerini böylece tanımış oluyorsunuz. Tabii ki bunlar üzerine sorular yazdım bu soru kökleri üzerine ve bu şekilde de tanımış oluyorsunuz ayrı bir mesele. Ama onları değerli toplu bir şekilde her taktiğin altında o taktiğe özel olarak görmek emin olun her zaman işinize yarayacak. Ki dönüp bakmak istediğinizde, hızlı bir şekilde dönüp bakmak istediğinizde de bunu göreceksiniz. Onu da belirtmek istedim arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar ilk soruyla başlayalım. Toplamda burada 4 sorumuz var. Bu abaplarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez denilmiş. O zaman 3 tanesi söylenir, bir tanesi söylenemez. Dikkat edelim buna. Bababaplar yılın 9 ayını yapraksız geçirirler. Burada tabi seçenekleri okumamız öncelikle gerekiyor. A seçeneğine baktığımızda meyve vermeleri yağmurların yağmaya başlamasıyla gerçekleşir. Yaprakları insanların ihtiyacı olan besin kaynağına sahiptir. Farklı şekillerde tüketilebilmektedir. Çiçeği yağmur mevsimi boyunca canlı kalmaktadır. Hemen bakalım. Yılın 9 ayını yapraksız geçirirler dedik. Yağmur mevsiminin başlamasıyla yaprakları gelişir ve daha sonra meyve verirler diyor. Yani meyve vermeleri yağmurun yağmaya başlamasıyla gerçekleşir. Doğrudur. Devamında C vitamini, şeker, potasyum ve kalsiyumca zengin olan besleyici yaprakları hayvan hayvanlar kadar insanlarca da tüketilir diyor. Dikkat edin. Burada A seçeneğini, burada da B seçeneğini verdiğini görüyoruz. Yani yaprakları insanların ihtiyacı olan besin kaynağına sahiptir. Doğrudur. Kurutup toz halinde kullanılabilecekleri gibi pişirilerek ıspanak benzeri bir yemeği de yapılır denilmiş. Bu kısımda bize arkadaşlar neyi veriyor? C seçeneğini veriyor. Dolayısıyla D seçeneğine ulaşamıyoruz. D seçeneği söylenemez arkadaşlar. O zaman ikinci soruya geçebiliriz. Yıldız burunlu köstebekler ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir? Demek ki üçüne ulaşılamaz, birine ulaşılabilir. Yıldız burunlu köstebekler Amerika'nın kuzey bölgelerinde nemli çamurlu topraklarda devam ediyor. Bu adı yıldıza benzeyen burun biçimlerinden dolayı alırlar. Yani adlarıyla biçimsel özellikleri arasında ilişki vardır diyebilir miyiz? Diyebiliriz buna ulaşılabilir. Bu maddeden bu cümleden kaynaklı olarak. Bu yüzden cevabımız A olmalıdır. Bu metinden yola çıkarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz denilmiş arkadaşlar. Hemen bakalım. Demek ki 3 tanesine ulaşılabilir. Ülkemiz topraklarında geçmişten bugüne çok birçok uygarlığın yaşaması ile Asya ve Avrupa kıtalarının arasında bulunuşu arasında sıkı bir ilişki vardır. Bazı uygarlıklar Anadolu dışından gelmiştir. Avrupa uygarlıkları Anadolu'da daha fazla yer edinmiştir. Anadolu'da yaşayan tüm uygarlıklar birbirinden etkilenmiştir şeklinde söylenilmiş arkadaşlar. Dikkat edin, bu uygarlıkların kimi Anadolu'ya aitti, kimi başka topraklardan buraya göçtü. Bu şu denilebilir mi arkadaşlar? Bazı uygarlıklar Anadolu dışından gelmiştir. Bu kısım için söylenebilir. Burada ulaşılabilir yani. Devam edelim. Evet, birçok Asya ve Avrupa kıtalarının arasında bulunuş arasında. O zaman birinci cümle arkadaşlar ve ikinci cümle, ikinci cümle bize A seçeneğini veriyor. Birinci ve ikinci cümle. Bunu söyleyebiliriz. Evet, ve binlerce yıl boyunca bu topraklarda çeşitli uygarlıklar filizlendi, yok oldu, kentler kuruldu, yıkıldı ve hepsi birbirinden etkilendi. Bu kısım arkadaşlar tabi devamı ve de devamı ve de bize D seçeneğini veriyor. Yani Anadolu'da yaşayan tüm uygarlıklar birbirinden etkilenmiştir kısmını veriyor. Fakat C seçeneğine dair herhangi bir ifade yer almadığı için cevabımız C olmalıdır. Bu buna ulaşılamaz. Arkadaşlar şimdi dördüncü sorudayız. Dördüncü soruya bakalım. Bu parçadan hareketli aşağıdakilerden hangisine varılamaz denilmiş. Demek ki üçüne varılır. Türk romanını çağdaş roman ile eşitleyen eser tutunamayanlardır demiş. Tutunamayanlar yazıldığı dönemin sanat anlayışıyla uyuşmamaktadır diyor. Tutunamayanlar ilk günlerde yakaladığı ilgiyi günümüz okurlarından görememektedir. Oğuz Atay farklı türlerde de eser vermiştir. Şimdi baktığımızda arkadaşlar e, Oğuz Atay'ın Atay hem romanından bahsedildi. Burada dikkat edelim hemen. Oğuz Atay'ın romanlarından söz etti. Bununla beraber oyunundan söz edildi. O zaman farklı türlerde eser verdiğini söyleyebiliriz arkadaşlar sanatçımızın. Yani D seçeneğine ulaşılabilir, varılabilir. Evet. Türk romanını tutunamayanlardan bahsediyor birinci cümlede. Türk romanını çağdaş roman anlayışıyla aynı hizaya getirmiş ve ona çok şey kazandırmıştır kısmını veriyor arkadaşlar. Tutunamayanlar yazıldığı dönemin sanat anlayışıyla uyuşmamakta diyor. Hemen baktığımızda arkadaşlar en çok tartışılan diyor ve Oğuz Atay'ın büyük etki yaratan eseri denilmiş arkadaşlar. Dönemin genel anlayışının tersine denilmiş. Bu kısım bizim için çok değerli. Dikkat edin hemen. Bu kısım arkadaşlar özellikle yeşille belirtiyorum. Bu kısım bize bu kısım bize neyi veriyor? B seçeneğini veriyor. Fakat C seçeneğine ulaşamıyoruz arkadaşlar. Tutunamayanlar ilk günlerde yakaladığı ilgiyi günümüz okurlarından görememektedir ifadesini göremiyoruz arkadaşlar. Bununla alakalı bir bilgi verilmiyor. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım faydalı olmuştur arkadaşlar videomuz. Bundan sonraki videolarımızda da sizin için taktik uygulamalarına devam edeceğiz. Umarım hepsi size bir değer katacak ve sınava girdiğinizde hiçbir soruyu, bu tarz hiçbir soruyu kaçırmayacaksınız. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.